Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı istişare toplantılarını sürdürüyor. Aksaray Müteahhitler Derneği Birliği Başkanı Cüneyt Göktaş ve derneğe üye müteahhitler Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ev sahipliğinde istişare toplantısında bir araya geldi. Özel bir otelde düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'da gerçekleşen hizmetlerle yatırımların yanı sıra 2017 yılı projeleri ve planlaması devam eden yatırımları Sinevizyon eşliğinde katılımcılara anlattı. Burası Kılıcaslan Nikah Sarayımız. Az önce bahsetmiştim bundan. Kılıcaslan Parkı'nın içerisinde. Altında kafeterya var, belediyemizin bir işletmesi. Üstünde de nikah salonumuz. Kadınlarımıza, iş gücüne katılımlarını destekliyoruz. Geçenlerde yapmıştık biz bunu. İşkur'la ortaklaşa düzenlediğimiz bir proje olmuştu. Bunlar kadınlarımız tabii sıva yaptılar orada. Yalıtım sıvası yaptılar. Hem titiz çalışmaları hem de özenli çalışmaları hem takdir topladı hem de bu tip iş ihtiyacı olan kesimde de bir faaliyetimiz oldu. Dar gelirli ailelerimize bir sosyal konut yaptık. Bu özellikle sizler de biliyorsunuz su projesini birazdan anlatacağım. Su deposunun olduğu noktalar gece kondu olarak bildiğiniz yerler. Ve burası özellikle sel durumunda tamamen felç oluyor. Biz hatırlarsanız 2 sene önce bir sel felaketi yaşamıştık. Oradaki evler tamamen perişan olmuştu. O nedenden dolayı biz hızlı bir çalışma yaparak burada dedik ki dar gelirli vatandaşlarımızı buraya taşıyalım. Mevcut yerlerini de temizlemek suretiyle hem su boruları geçecek çünkü orada borular devam ediyor çalışmaya. Devam ederken su deposuyla bu 6 tane su kuyusundan açtığımız su oraya kadar gidecek ve o hat üzerinde bulunan evler de tamamen temizlenecek. Evet, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmamız yapılıyor. Bunu İller Bankası ile beraber yapıyoruz çünkü bu çok büyük bir proje. Aslında şimdiye kadar 10 sefer biterdi ama zemin çok kötü. O mahalleyi biliyorsunuz, belki inşaat yapmışlığınız da vardır orada. Zemin tamamen balçık ve bizler ne kadar kazma vurursak vuralım, kepçeyle açtığımız sürece yanlardan yıkılmaya başlıyor. Dolayısıyla biz bu iksa dediğimiz yani yan tarafta iki tarafı korumalı bir kanala yapıp sonra boruları yerleştiriyoruz. Biraz zor bir çalışma oluyor ama inşallah buranın da kanalizasyonunu tamamlamak üzereyiz. Evet, Bedir Muhtar biliyorsunuz 2 tane kabristanlığımız var. Birisi Erva, öbürü de Bedir Muhtar. Bedir Muhtar'a güzel bir cami projesi. Önüne güzel bir medrese tarzı bir çalışma. Yine alışveriş, yani küçük dükkanlar. O şekilde de Bedir Muhtar'ı güzelleştirme projemiz olacak. Türbelere yapmış olduğumuz yenilikler, gün yüzüne çıkarttığımız çalışmalar, Pir Ali Sultan, Kılıcaslan Hamamı tamamlanmak üzere bir buçuk ay içerisinde inşallah bitirip orayı da kullanıma açacağız. Anıt eserler yaptık. Bunları özellikle şehir girişlerine ve şehrimizin muhtelif yerlerine koyduk. Dışarıdan gelenler artık Aksaray'ın farkındalığının olduğunu bize her ortamda söylüyorlar, iletiyorlar. Böyle bir çalışmamız oldu. Gençlerimiz için girişimcilik kursu, sosyal kültürel projelerimiz var. Şemsiyeli sokak yapmıştık. Oradaki esnaflarımız çok mutlu oldular. En azından oranın bir cazibesi oluştu. Başkan Yazgı proje tanıtımının ardından 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren yeni planlı alanlar tip imar yönetmeliği gereği bazı değişiklikler olması nedeniyle sektörün lokomotifi olan inşaatlarla ilgili Müteahhitler Birliği üyeleriyle yeni imar yönetmeliğinin içerikleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Toplantıda ayrıca imar revizyonu ile ilgili olarak kat artışları başta olmak üzere serbest kat ve diğer maddelerle ilgili yönetmelik şartlarına uymak kaydıyla yeniliklerin olacağı görüşüldü. 116 adet ruhsat kesmişiz biz 2017 yılında. Yine Ereğli Kapı'da 53 adet, Cumhuriyet Mahallesi'nde 56 adet, Küçük Böcek Mahallesi'nde 40 adet, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 42 adet, Nakkaş Mahallesi'nde 49 adet, Paşacık Mahallesi'nde 50 adet, Şifane'de 59 adet olmak üzere bu mahalleler özellikle bu serbest kat uygulamasından dolayı bu dönem başkanımızın döneminde serbest kat uygulamasıyla
onu açılıp inşaat olarak gelişen mahalleler. Başkan Yazgı soru cevap şeklinde müteahhitlerin sıkıntılarını dinledi ve çözümleri konusunda detaylı bilgiler aktardı. Aksaray Müteahhitler Birliği Başkanı Cüneyt Göktaş istişare toplantısına katılarak imar yönetmeliği başta olmak üzere müteahhitleri birçok konuda aydınlatan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibine teşekkür etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı geleneksel hale gelen Halk Günü'nde vatandaşlarla görüşmeye devam ediyor. Başkan Yazgı makamında halkı kabul ederek onların istek ve taleplerini dinliyor, sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Selam, selam. Her salı günü düzenlenen Halk Günü'nde vatandaşlarla görüşen Başkan Yazgı, doğrudan yapılan görüşmelerin sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşması ve taleplerin yerine getirilmesinde etkili olduğunu söyledi. Aksaray Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Haydi Konuş Bakalım Münazara Yarışması'nın 4. grup elemeleri Aksaray Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Peki insan gücü makinenin neresinde işe yarayacak? Tuşlara dokunmak diyorsanız evet haklısınız. Aksaray Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen Haydi Konuş Bakalım Münazara Yarışması 4. grup elemesi Aksaray Kültür Merkezi'nde yapıldı. Dördüncü tur yarışmalarında 16 lise yarıştı. Her okul kendi tezini savunarak karşı grubun tezini çürütmeye çalıştı. Nüfus artışının kalkınma için gerekli olup olmadığının tartışıldığı büyük bir mücadele içerisinde geçen yarışmaların sonunda Kamber Demir Anadolu Lisesi, Şehit Ali Er Anadolu Lisesi, Yunus Emre Anadolu Lisesi ile Aksaray Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çeyrek finale yükselen okullar oldu. Münazara yarışmasını eşi Hasibe Yazgı Hanımefendi ile birlikte izleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı öğrencilere destek oldu. Biliyorsunuz bizim bu artık olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Haydi konuş bakalım. Buradaki öğrencilerimizin kendilerine ifade tarzı, o öğrendikleri, o yetiştirdikleri, kendilerini bu süreç içerisinde tamamladıkları şeyleri hepimizin huzurunda öyle güzel anlatıyorlar ki, öyle coşkulu anlatıyorlar ki ve bunu yaparken de dünyadan örnekler vererek anlatıyorlar. İşte bizim beklediğimiz gençlik bu gençlik. Bizim istediğimiz nesil de böyle bir nesil. Okuduğunu eleştiren, okuduğunu değerlendiren, hani böyle ortamlarda ifade edebilen gençlikle biz daha da iyi noktalara geleceğimize inanıyorum. Bu vesileyle başta öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ardından onları yetiştiren değerli hocalarımıza ve çok kıymetli okul müdürlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki böyle bir yarışmaya bizlerle beraber iştirak ediyorsunuz. Bizleri çok mutlu ediyorsunuz. Dördüncü grup elemeleri 18-24 Aralık tarihleri arasında devam edecek. Haydi Konuş Bakalım Liseler Arası Münazara Yarışması çeyrek finalleri ise Mart ayında gerçekleştirilecek. Aksaray Belediyesi yaşadığı şehrin tarihi ve kültürel değerlerini öğrencilere tanıtmak amacıyla farklı okullardan öğrenci katılımlarıyla tarihe yolculuk gezisi düzenliyor. Etkinlik kapsamında Aksaray Hasandağ Ortaokulu 6 ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan 102 öğrenci, Somuncu Baba Türbesi, Yusuf Hakiki Baba Türbesi, Eğri Minare, Ulu Cami, Azmi Milli, Zinciriye Medresesi gibi şehrin önemli simgesel mekanlarına ziyaret gerçekleştirdiler. Bunu gören kadın, onun ermiş olduğunu, evliya olduğunu, sıradan biri olmadığını anlayıp geliyor ve sevincinden, heyecanından mahallede koştura koştura, çoban aslında bir evliyaymış, Allah dostu, ben inekle konuşurken gördüm diyor. Hasandağ Ortaokulu öğrencileri Aksaray Belediyesi'nin tarihe yolculuk projesi kapsamında düzenlenen gezi sonunda Zinciriye Medresesi'nde meddah sunumu ile Dağlar Padişahı adlı orta oyununu izlediler. Sen benim babamsın, atansın, sen en soğuk söz senden çıkar, sen ne dersen ben ona uyarım ama benim fikrimi sorarsan ben Toz Bey'i istiyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı Hanımefendi ile birlikte Aksaray Kültür Merkezi'nde devlet tiyatroları tarafından sahnelenen Purnima ve Sırlar Ormanı adlı çocuk oyununu çocuklarla birlikte izledi. Artık,
Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde çocukların beğenisine sunulan tiyatro oyunu Purnima ve Sırlar Ormanı Türkiye turnesi kapsamında Aksaray Kültür Merkezi'nde 18-19 Aralık tarihlerinde iki kez sahne aldı. Oyunda Güzeller Güzeli Hint Prensesi Purnima'nın sonsuz güzelliğe kavuşabilmek için çıktığı yolculuk ve bu yolculuk sırasında tanıştığı hayvan dostlarından dinlediği ibretlik hikayeler anlatılıyor. Aksaray Belediyesi İstanbul Temaşa Tiyatrosu Fareler ve İnsanlar adlı tiyatro oyununu Aksaraylılarla buluşturuyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgı 21 Aralık Perşembe günü saat 19'da Aksaray Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyuna tüm sanatseverleri davet ediyor. 1930'lu yıllarda Amerika'da bir çiftlikte George ve Lenny adlı iki dostun hayallerinin anlatıldığı Amerikalı yazar John Steinbeck'in aynı adlı romanından uyarlanan Onur Atacan'ın yönettiği oyunda Murat Makar, Merve Sevi, Murat Ilgar, Cüneyt Vural, Soner Enmutlu, Übeyt Ünal, Cengiz Gül ve Umut Yaşar rol alıyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde her zaman daha güzel haberlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.